2010 yılında hocamın okula seçmeler yapmasıyla başladı. Seçmelerde birinci oldum. Ondan sonra ailemle gelip konuştu. Ailem fazla sıkıntı yaşatmadı bana bu konuda. Bana destek oldu. Cross yapıyordum o seneler. Cross yaptım, bölgeselliklere gittim, Nayli Moran'a gittim. Bu gibi faaliyetlerde bulundum. Ondan sonra bir gün hocamın beni keşfetmesiyle yürüyüşe başladım. Normal günlük hayatta yürüdüğüm yürüyüşe benzediğini söyledi. Biz önce karşı çıktık ama dedik yani kızımız okusun daha iyi. Biz istiyorduk ki okumasını istiyorduk. Daha sonra başarılı olunca ben de dedim ki yani kızım nereye kadar giderse onun arkasında olacağım. Kader okuldan gelirdi, antrenmana gelirdi, ıslanırdı, ayakları yaş olurdu, aç gidip gelirdi, bazen yetişemiyordu. O kadar da vardı. Bir kere rüzgar esiyor, yağmur yağıyor, geldi ki buz gibi oldu, ben karşıda yüreğim sızladı. Kader yani çok iyi bir kız. Derslerine de bakar hocam, ev işi, yani bana her şey yardımcı oluyor Kader. Yani ben Kader'den yorulmadım. Ya yetişen kızdan okumasını istiyorlar. İşte öğretmen, doktor, yani avukat, hakim daha iyi bir yani spor da iyidir ama daha her zaman aileler çocuklarının daha iyi okumasını, daha kendilerinden daha iyi, başarılı olmasını isterler. Yani. İlk yarışımız Balıkesir Ayvalık'ta oldu. 3 kilometrede ikinci oldum orada. İkinci olduktan sonra çalışmalar başladı. Kamplara gittik. Kamplara gittiğimiz zaman Balkan'da şampiyon oldum. Yunanistan'a gidip de bayrağı salladığımda çok gururlandım. Yani çok hoşuma gitti. Akrabalara şey gösterdim, fotoğrafını gösterdim. Dedim bak benim kızım işte böyle bayrağı, Yunanistan'da böyle bayrak sallamış işte. Gururla birinci olmuş dedim. Yani onlar da gurur duydu ya. ...2010'da atletizme başladığında bir süreliğine atletizm geliştirme projelerine... ...Nayli Moran küçük yaş gruplarına katılmaya başladık. Bu yürüyüşün Türkiye'deki popülerini duyduk ama bize kadar gelmemişti. Çevre illerimize gelmişti ama. Bir iki yarışta denk gelmiştik hatta Trabzon'da, orada izlemiştim ben. Baktığımda Kader'de o potansiyel var. Deneyelim mi kızım dedim, deneyelim hocam. Denedik, biraz zorlandık ama başardık yani. O şekil başladık. Bir tesadüftü aslında bizimki. Tamamıyla yürüyüşe başlama. Geçmişte Türkiye'de yürüyüşün geleneğinde Diyarbakır, Ayvalık, Malatya, işte daha önceki dönemlerde Aksaray, yani böyle lokal illerde yürüyüş branşı faaliyet göstermeye başlamış. Bundaki temel neden de bu illerde geçmişte yürüyüş yapan sporcuların olması, bu branşın oradaki yeni sporcular tarafından daha bilinir olması, antrenörleri de bu tarafa sporcu yetiştirmekle ilgili kanalize etmiş. Yani hedeflerimizden bir tanesi ülkenin daha çok iline yayılmak, daha çok yerde bu branşın yapılabilirliğini, yapılabildiğini göstermek. Adıyaman ili yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır bu branşta faaliyet gösteriyor. Örneğin Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışan Kader Dost, oradan gelen bir sporcumuz. İşte geçtiğimiz yıl Dünya Kupası'nda 3. olan, Çin'de Dünya Kupası'nda 3. olan takımın bir parçasıydı. Yine bu sene Avrupa Kupası'nda U20 kadınlarda kupa kazandıran takımın bir parçasıydı. Bu şekilde farklı illere de dağılarak branşın gelişimini de sürdürmek istiyoruz. Adıyaman'daki aileler gerçekten destek veriyor çocuklarına. Çünkü gidip bir sokakta oynayacağına, boş boş gezeceğine, hiç olmazsa toplu bir yerde ne yaptığı belli olan,
en azından hiç olmasa geçmiş geleceğe kendisine bir yatırım yapabileceği bir işle uğraştığı gördükleri zaman, buralara geldiği zaman aileler destek veriyor çocuklarına. Bu konuda çok sıkıntımız yok. Yılında dünya şampiyonasında Çin'de bulunduk. İlk defa dünya üçüncüsü olmuştuk. Kürsüde bana verdiği mutluluk hiçbir şekilde anlatılamaz, anlatamam da hala. Çünkü çok heyecanlıydık o zaman ve ilk defa bu kürsüde bulundum o konuda. Herkesin orada bana emeği çok oldu. Benim hedefim yürüyüşle başlayan bütün çocuklar milli takıma yerleştirmek. Bu benim içimdeki bir hedef. Çocukların hedefiyle beraber planladığımız bir hedef ise önümüzde 2020'de ise şu an önümüzde Balkan Şampiyonası var. Büyük kademesinde Avrupa Şampiyonası var ve gene Dünya Kupası var. Şu an buradaki 1 ile değil, 2 ile değil, 3 ile değil 6 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. Ki inşallah katılacağız da. Ondan sonra dediğim gibi yani 2024 hedefimiz orada ve orada da kürsüye çıkmak. Yani bunun için mücadele edeceğiz. Yılında Avrupa U23 Avrupa Kupalar Şampiyonası'nda şampiyon olduk. İlk defa Türkiye'de bir ilki yaşattık. Orada 3 kişiydik. Meryem Bekmez, Evin Demir ve bendim. O yarış benim için çok iyi bir yarıştı. Destek çok vardı ve yarış içerisinde tek biz değildik. 50 kilometrecilerle de yarıştığım için mutluydum. O yarış benim için muazzam bir yarıştı. Yarış 10 kilometre değil de daha az geldi benim için. Yarış bittikten sonra arkadaşım Evin pistte kendini yorgunluktan yere serdi. Meryem Bekmez her zaman formunda olduğu için arkadaşımıza destek verdi. Ve orada ben üzülmüştüm. Üzülmeme rağmen iki arkadaşım da beni o aralarına alıp bana destek verdiler. Bu desteği benim için çok önemliydi.
İnşaatçıyım. İnşaatlara giderken, inşaatlarda çalışırken, tabii inşaat işi zordur. Biz çalışıyoruz, zorlanıyoruz. Biz çocuklarımızın o kadar daha çok ezilmesini istemiyoruz. Ne kadar başarılı olursa arkasında duracağım. Benim hayalim dünya birinciliği, işte Avrupa birinciliği olmasını istiyorum ben. Ablamın yani olimpiyatlarda birinci olması mesela Tokyo 2020'de özellikle çok görmek isterim. Başarıya alıp o Avrupa şampiyonasında yaptığı aynı şeyi orada da yapmasını çok isterim.